Şimdi Çanakkale'mizin Ankara'daki kalesi, hükümet yatırımlarının memleketimize gelmesi ön ayak olan kıymetli Çanakkale milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Beraber konuşalım diyorum da ben konuşamam diyor. O zaman yanımda dur. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Tabii birçok toplantıya katılıyoruz, birçok açılış yapıyoruz, birçok temel atıyoruz ama hepsinin verdiği has farklı oluyor. Bugün çok daha farklı bir şeyi yaşıyoruz. Bu sadece bir cami açılışı değil veya bir sağlık ocağı açılışı değil. Bizim kültürümüzde olan bir külliye açılışı. Bizde biliyorsunuz camiler yapılıyor, ondan sonra bunların bakımı için ödenek aranıyor. En ufak bir şey olsa cuma günleri bekleniyor ki oraya bir kutu koyacağız, para toplayacağız diye. Haftada bir camiye gelenler de bunun adını parayla namaz kıldığa çıkarıyorlar. Veya o toplanan paraların nereye gittiğini de çok fazla bilmiyor, kimse sorgulayamıyor. Sorgulanamayan her şey gibi bu da dedikoduya açık oluyor. Sağ olsun burayı düşünenler, burayı planlayanlar külli olarak planlamış ve bundan sonra yapılan bu eserin masraflarını da çıkaracak, hatta fazlasıyla çıkaracak şekilde gelir getiren mülkleriyle birlikte yapmışlar. Bu anlamda Abdurrahman Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Mimarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizde farklı şeyler yapmak hep cesaret ister. Ceketin rengi bile farklı olsa giyemeyiz. Minarenin şekli bellidir, caminin kümbeti bellidir, minberi bellidir. Farklı bir şey yapmak ancak cesur insanların işidir ve dünyaya da cesur insanlar yön verir. Belediye başkanımıza da, mimarına da burada teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Caminin kaba işçilerini Hasan amcanın yaptığı söylendi. Ben Hasan amcayı tanımıyordum ama oğlunu tanıyordum. Beraber çalıştığım birisi. Onunla da gurur duydum. Çünkü yoktan bağışlamak kolaydır. Ama insanın var olanı vermesi çok zordur. Çünkü var bir kere. Yarın korkusu hepimizin içinde. Eyvah biterse hepimizin içinde. Bunlardan sıyrılıp Allah rızası için parayı infak edebilmek, mal varlığını harcayabilmek kolay bir şey değildir. Ona ve onu teşvik eden evlatlarına da teşekkür ediyorum. Çünkü geçen gün annesine babasına buğz eden bir evlat gördüm. Okul yaptırdı diye. Diyor ki o parayı bize bırakması lazımdı. Bu bir ailecek var olmanın sebebidir. Bu ailecek, bu toplum için var olduğunu göstermenin bir ispatıdır. Dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür ediyorum. Çünkü bunu tek kişi de yapabilir ama bazı şeyler paylaşıldıkça güzeldir. Hayır hasenat gibi. İbadet toplu yapılınca güzeldir. Yemek toplu yenince keyif verir. Çünkü biz sosyal varlıklarız. Çünkü biz insanız. İnsan olmamızın gereği budur. Bu camimizde ibadet eden herkesin yaptıkları ibadetlerden inşallah bu emeği geçenlere de hayır hasenat yazılır. Onlar da sevap kazanır. Ben hepsinden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun, var olun.